Dizi Günlüğün kanalından herkese selam değerli dostlarım. Kan çiçekleri yeni bölümde Baran'ın Dilan'a sürpriz yapmak isterken Dilan'ın kıskançlık krizlerine girmesine neden olduğunu anladığını görüyoruz. Baran'ın Şule ile Dilan'a yapacağı sürpriz hakkında konuşmak için buluşacağından Dilan'ın haberi sonradan olur. Dilan, Baran'ın Şule ile buluşacağını kendisine söylemediğini ve söylemeye de pek niyetinin olmadığını anlayınca ondan şüphelenir. Dilan kıskançlığını Gül ile paylaşır ve Gül Dilan'a Baran'ı takip etmesi gerektiğini söyler. Baran ile Şule bir yemek masasında toplantı halindeyken Dilan bir baskın yapar ve olanlar olur. Ah be Dilan kıskanmadan önce kocana bir sorsaydın kıskanmamı gerektirecek bir durum var mı diye. Analizimize geçmeden önce Dilan'ın Baran'ı kıskandığı sahneler gerçekten çok eğlenceliydi diyorsanız ve ayrıca dizide uzun bir süre kötülük sahnesi görmesek çok seviniriz diyorsanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, bu sayede hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Dilbar çiftimiz ve doğacak minik karabey için yorumlara kocaman bir mavi kalp bırakırsanız çok sevinirim. Yeni bölümde Dilan, Baran'ın kiminle görüşmeye gittiğini anlamak için kılıktan kılığa girecektir. Baran'ın iş görüşmesine mi, arkadaş buluşmasına mı, bir kız ile mi, erkek ile mi hatta en sade haliyle Şule ile mi buluşacağını anlayabilmek için Dilan, Baran'a bu kıyafeti giysen daha çok yakışır diyecektir. Baran ise altı üstü bir toplantıya gidiyorum o kadar şık olmama gerek var mı diyerek Dilan'ın aklındaki şüpheleri kaldıracaktır. Ancak Dilan, Baran'ın kiminle görüşmeye gittiğini söylemediği için Baran'ı kıskanmaya devam edecektir. Çünkü Mimar Şule'nin güzelliği karşısında Dila'nın ağzı açık kaldı. Gerçekten de bizler için Şule Hanım, Dila'nın güzelliğinin özellikle de hamile haliyle kendisini bir kavanoza benzettiği güzelliğinin binde birine bile sahip olamaz. Ama umarız Şule'nin niyeti Baran'ı elde etmeye ve Dilan ile arasını açmaya çalışmak falan olmaz. Gerçekten rahat bir nefes almaya, gülmeye ve eğlenmeye çok ihtiyacımız var. Gerçek hayatta zaten oldukça fazla üzülüyoruz kötülük sahnelerini gerçek hayatta yaşıyoruz. En azından dizide bizlerin yüzü gülsün ki, gerçek hayatta gülmeyi başarabilelim. Baran, Dilan'ın kıskanç hallerini elbette fark edecektir. Ancak Dilan'ın kıskanırken daha güzel olduğunu düşünen Baran, bu oyunu biraz daha sürdürmek isteyecektir. Baran yeni evin özellikle mutfağının olabildiğince geniş olmasını istiyor. Çünkü oğlu ile mutfakta top oynama hayali var. Düşünsenize Dilan yemek yapmaya çalışırken kafasına top geliyor, ya da leğenin içi un dolu top çarpıyor Dilan'ın ağzı burnuğun içinde, gerçekten Baran Dilan'ı çileden çıkartmak için elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Daha doğmamışken minik Baran hakkında planlar yapan aşiret reisimiz kim bilir bebek doğduktan sonra neler neler yapar. Bebeğin zaten daha doğmadan çekmediği çile, şahit olmadığı olay kalmadı, doğduktan sonra fazlasıyla yaramazlık yapacak ve Dilan ile Baran'ı zorlayacak gibi gözüküyor. Hasan'ın Cevahir'den umudu kesince şair ile işbirliği yapması ise gerçekten sinir bozucu. Baran'ın artık içlerindeki haini durdurması ve onu konaktan kovması gerekiyor. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.